Ne düşünelim? Her gün benzine zam geliyor, ister istemez ama da zam geliyor yani. Tabii ki yüksek. Millet burada Diyarbakır gibi yere çok yüksek tabii. Vallahi çözüm yok ki. Nasıl çözüm? Her gün zam gelirse çözüm nerede var? Çözüm ne? Sadece dolmuşa değil ki, her şey öyle. İğneden ipliğe her şey öyle zam geldi. Bu konuyla ilgili ne düşünün? Zaten milletin anası ağlamış. Yani bunu düşürmesi gerekirken bunu yükseltiyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok kötü bir durumdayız. Yani böyle giderse herhalde ya buradan ölüp gideceğiz ya da ezileceğiz. Ezilen olan zaten her zaman biziz. Yani kurtuluş yok bundan. Ama yapacak bir şey yok. Siz de bu şekilde katlanacaksınız. Bizim katlanmamamızı istiyorsanız hepimiz beraber ayağa kalkmamız gerekir. Öğrenciyim ve kendimi zor geçindirebiliyorum. Yani bunu ben sana söyleyeyim. Beni bayağı bir zorluyor tabi. Yani haddinden fazla zorluyor. Yani 10 lirayken 14 lira olması yani bizim için bir sınıf parasıdır yani. Ne düşünüyorum, devletten soracaksan ben niye soracağım? Cumhurbaşkanı'ndan sor. Cumhurbaşkanı bu şeyi yendirseydi, mazotu benzini yendirmeseydi, milletin evi yıkılmasaydı. Neyin nesidir? Dolmuş parası ne yapar? Yani azdı, gene azdı. Gene 20 milyon ola. He valla benim kanaatimde 20 milyon ama Allah beni reisi başlaman eksik etmiyor. Çok iyidir. Daha da beterini yapar sevinirim. İyidir, çok iyidir. Şimdi mazot adam da haklıdır. Adam 1 litre mazot 42 milyon, 43 milyon paradır. Öyle değil. Şimdi sen Allah için konuşuyor ama şimdi ben eve gideyim geleyim bir depo 500 bine dolduruyorum, şimdi 2 milyara dolduruyorum ben. Allah daha size sonumuzu hayır etsin. Evet, Dobes'te dolmuşa 4 lira diyeyim. Peki Diyarbakır'a geldiniz? 14 lira. Çok fazla. Yani fiyat kısmından baya bir yüksek. Hani genelde yakıttan mı, ekonomikten mi? O yüzden dolayı olmuş olabilir. Diyarbakır'da biraz daha fazla mesafe var ama Doğu Beyaz kısa mesafeler. O yüzden dolayı da olabilir yani. Her gün zam geliyor, petrola zam geliyor, adamı ne yapsın? Başka çaresi var mı? Doları durdursun. Doları durdurmaya çalış. Gider 100 liraya. Millet başını kalır. Çiftçi de tarlayı da süremez. Böyle kalır. Devlet bunun önüne alınması lazım. Öyle mi öyle değil midir? Devlet tasarrufa gitmesi lazım. Bol bol harcamayı yapmayacak, tasarrufa gidecek, toparlayacak kendini. Böyle bir şey var mı? Yok. İçine vermiş bol bol, her şey tamam. Milletvekili kendi her şeyi satanların peşindedir. Ne olacak bu? Dolmuşçular ne yapsın? Zam oluyor, o da mecbur zam yapıyor. Ya, mazotu durdursun, o da zam yapmaz. Yükselince o da mecbur yapıyor. Yükseleceğim bu kadar. Devlet bunu... Peki size nasıl yansıyor bu fiyatlar? Bize istediğin kadar yansıyor, ne yapacağız biz? Elimizde bir şey var mı? Yok. Bir şey yapacağımız bir şey var mı? Yok. Ne yapalım? Devlet bunun önüne alsın. Devlet her şeyi yapabilir. Devlet önüne alsın. Tedbirini alsın. Her gün dolar görüyorsun. Her gün yükseliyor. Ne olacak bu? Para aşağı iniyor. Enflasyonu nasıl durduracak? Mümkün değil. Ancak doları durduracak, enflasyonu da durdurabilir. Doları durdurmayınca da enflasyonu da durduramaz. Bu böyle gider. Dolmuş fiyatlarının yükleyicisi abla hani bizim insanlardan dolayıdır. Hani abla şimdi bakarsın kimse ayaklanmıyor, bir şey yapmıyor. Hani o zaman kendi şeylerinde razıdır ablacığım. Ondan dolayıdır. Dolmuş fiyatı. Çok. Onlar da haklı ama millete oluyor. Zavallı halka oluyor. Benim iki tane var, iki dolmuşu getiriyorlar. Ayda ne kadar oluyor? 3 milyar. Bunu neresidir? Ayda devamlı 3000 dolmuşa veriyorlar. 2 dolmuş getiriyorlar. Ya cebimizde kuruş yok ya. 7500 alıyorum. 3 kişiyiz. Bunun aidatı var. Bunun telefonu var. Zahri var. Dokumi var. Ya et yemiyoruz be. Bu ülkede evet yaşıyoruz ama. Ya nasıl yaşıyorsun? Ben burada yaşıyorum. Diyarbakır neyi meşhurdur? Kavunu, karpuzu, üzümü, eti, tereyağını alamıyorum. Artık ben ne diyeyim? Sesli diliyle konuşmuyorum ha. Hangisine oyunu veriyorsan ver. Fakat adalet kursunlar. Bir ülkede eğer adalet yoksa hiçbir şey yok. O kadar.